Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Hafta sonunuzu keyifli kılacak sinema, tiyatro ve sergileri sizin için derledik. Kadir Kaymakçı ile konuşacağız. Siz de umarım hoşunuza gider diyelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Helin'cim. Ne yaptın bakalım bu hafta? Bu hafta benden başlayalım mı Keldiva? Senden başlayalım zaten. Nasıl bilet buldun, nasıl gittin? Biraz şans oldu. Ben bayağıdır uğraşıyorum, bilet yok. İnternette de gördüm, biraz bakıyorum. İnsanlar forumlarda falan bilet bulamamaktan şikayet ediyorlar. Benim birazcık bir saat şans bekledim, oldu iki saat diyeyim. Bekledim, alamadım diye. Harika olmuş. Evet. Nasıl oyun? Ya Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ı bir arada izlemek zaten. Hani başlı başına bir de 20 olay yıl olmuş değil mi? Için. 20 yıl Tabii. aradan sonra. Bir de Haluk Bilginer'i diyorsun, şimdi Angelina Jolie'nin yanından mı geldi? Herhalde oradan gelmiştir yani. Oradan gelmiştir. Gidip geliyordur sete de. Tabii ki de hani çok güzel bir oyun bu arada. Aslında bir absürt komedi izliyoruz izlediğimiz şey. Siz tabii daha detaylarıyla anlatırsınız. Yok, ben sadece bir izleyici olarak anlatıyorum. Ya ben oyunla ilgili bilgilerim Ionesco, absürt evet. komedinin böyle efsane isimlerinden birisi. Onun Kel Şarkıcı orijinal adı. Onun bir uyarlaması. Zaten 1950'lerde Fransa'da sahneye çıkıyor. İlk başlarda anlaşılmamış. O dediğin işte o absürtlük nedeniyle önce nasıl yaklaşacaklarını bilememiş eleştirmenler de, seyirciler de. Fakat daha sonra oyunun o büyüsü, şimdi sen daha iyi bize biraz anlatırsın onu. O seyirciye geçtikten sonra da şöyle bir rekoru var. Galiba 2 milyondan fazla izleyiciye, 20 binden fazla gösteri, çok Fransa'da en uzun sahnelenen oyun olmuş. Peki bizimki nasıl? Hak eden bir eser bence kesinlikle. Türkiye'de de daha uzun, daha fazla izleneceğini düşünüyorum ki şu anda zaten bilet bulunamıyor. Oyun şöyle aslında uyarlama, tabii bizim izlediğimiz Türkiye'ye yapılan bir uyarlama. Günümüze yapılan bir uyarlama. Yine bir İngiliz kraliyet ailesi, burjuva bir aile ve onlara çat kapı gelen misafirlerinin hikayesi. Birdenbire bir hizmetçimiz çıkıyor, birdenbire nasıl oyuna dahil olduğunu bilmediğimiz bir tiyatro eri dahil oluyor. Ve izlerken beni en çok tutan şey, günümüze uyarlanırken telefonlar mesela. Cep telefonlarının o hani bizi içine sürüklediği ve biz ne yapıyoruz ya dediğimiz noktayı çok çarpıcı bir şekilde ortaya koymuş. İki evli çiftin işte aslında telefona dalarken, internette gezerken birbirlerini unuttukları ve sonradan bulduklarını tabii absürt bir şekilde görüyoruz. Tabii şimdi günümüzde cep telefonu değil mi? En çok konuştuğumuz yani cep telefonu bir iletişim aracı ama evlerde iletişimsizlik aracı oluyor. Evet. İnsanlar özellikle işte çiftler, evlilik oyunumuzda da öyle bir şey var. Artık cep telefonuna dalıp gidip bütün akşam tek kelime etmeden gidip aynı yatakta uyuyan çiftlerimiz var. Bir iletişimsizlik meselesi. Oyunun zaten orijinalinde de o iletişimsizlik konusu var. Onu günümüze cep telefonuyla uyarlamışlar. Evet. Güzel de olmuş. Tabii Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer yani hani söze ne denilebilir diyorsun ki? Yani gerçekten hani izlediğinde gözünü alamıyorsun. İkisinden de alamıyorsun. Zuhal Olcay'ın çok güzel bir şarkısını da dinledik. Sesini de duyduk. Böyle kulağımızın pası da gitti. O da çok hoşuma gitti. Bir de benim aldığım önemli bir not var. Benim için önemli. İtfaiye şefi rolündeki Kıvanç Kılınç'ın bir tiradı var. Böyle hani dinliyorsun, izliyorsun ve diyorsun ki bu nasıl ezberledi? İşi o diyorum. O kadar kar. Ben dinlerken başını ve sonunu biraz kaçırmış olabilirim. Çok uzun bir tirat ama böyle hani çok alıp götürüyor seni. Kesinlikle öneriyorum. Bir an önce bilet bulalım. Sana ben de bakacağım sürekli. Teşekkür ederim. Ben de çalışacağım. Yani işim Züleyha da uğraşıyor. Bir türlü yakalayamadık yani. Ben en son bir iki tane arkadaşımızdan geçen bir internette de bir forumda gördüm. Yazmışlar işte yaklaşık 45 dakika kalkmadım diyor. Hem telefondan hem desktop'tan uğraştık. Alamadık falan deyince. Önümüzdeki haftalarda var. Önümüzdeki hafta bulamasa var. Da deneyebilirsiniz. Maksimum Unique'de var. Sonra Zorlu'da da var. Hafta içi daha çok oluyor. Baktım ben tarihlerine. Ama hem Aralık ayında hem Ocak ayında var aslında bir şekilde. Sezon boyunca da devam edecek zaten. Sezon boyunca devam eder. Hani bir şekilde sana da F5 yaparak bulacağız o bileti.
Sizlere de ben öneriyorum tabii. Helin öneriyorsa ben de öneriyorum. Helin'e güveniyorum ben de. Tamam şimdi bir de tabii Das Das'ı konuşalım isterim. Ya yeni bir oyunları hafta, geliyor. Evet ben de Das Das'ta premierde izledim. Titus Complex. Titus Complex nasıl anlatsam bilmiyorum. Gerçekten çok acayip, etkileyici bir oyun. Öncelikle Olga Helen Bach ve Thomas Peter Gorgen, umarım doğru telaffuz etmişimdir isimlerini. Bu iki sanatçı uyarlıyorlar oyunu. Ersan Montag da yönetmiş, kostüm ve sahne tasarımını yapmış. Ki oyunun sahne tasarımı inanılmaz. Yani ne demek istediğim şimdi ne desem anlatamam. Seyirciler, tiyatro severler gittikleri zaman, oyunu izledikleri zaman ne demek istediğimi anlayacaklar. Sahnede iki katlı bir ev var diyeyim. Altı dükkan, üstü ev. Ve bu oyun boyunca dönüyor. Çok önemli değil mi artık? Hani o teknolojinin nimetleriyle birlikte. Teknolojinin nimetlerinden. Hani tiyatro sahnelerinin tabii, artık daha canlı hale getirilmesi. Valla yani evet zaten bu Titus Complex Shakespeare'in ilk trajedisiymiş. Biraz ben doğrusu bilmiyordum bunu, okudum. Ve herhalde tiyatro sanatının en kanlı oyunlarından birisi, en vahşi oyunlarından birisi. Das Das ekip, Didem Balçın, Mert Fırat, Can Sipahi, Doğukan Polat, Elçin Afacan, Ferit Kaya, Onur Dilber oyuncu ekibi. Gerçekten çok çarpıcı bir oyun sahneye koyuyorlar. Oyunda şöyle söyleyeyim, bütün karakterler gri. Oyunun ilk bölümünde, ilk perde dediğim, yanında durduğun karakter ikinci perdede nefret ettiğin bir hale dönüşüyor. Çatışmalar var. Nasıl diyeyim böyle hani çok çarpıcı. Ve iki kamera oyun boyunca oyuncuları çekiyor. Ve onu büyük ekranlarda, perdelerde, üç perde var. Üç perdeden izliyorsun. Çok iyi çalışılmış bir mizansen. Asla o görüntüler bir boşa düşmüyor. Hep böyle önceden ayarlanmış. Böyle bir hani canlı bir sinema filmi çekimi izliyormuşçasına izliyorsun. Zaten o gerçekten şöyle söyleyeyim. Ben bazı insanların bir kez daha gitmek isteyebileceğini düşünüyorum oyuna. Çünkü o kadar çok şey oluyor ki sahnede. Yani perdede bir şeyler oluyor, alt katta bir şey oluyor, üst katta bir şey oluyor. Bu anlamda gerçekten son dönemde izlediğim en çarpıcı oyunlardan birisi, evet Romalı bir karakter Titus, bir general ve Got kraliçesi Tamora'nın intikam öyküsü diyeyim çocukları üzerinden. Yani çok da böyle spoilerlı şeyler söylemeye gerek yok ama oldukça kanlı, sert bir öykü. İşte sahnede bıçaklamalar var, tecavüzler var ve dediğim gibi o iktidar mücadelesi, intikam, nefret, yalanlar. Her şey ama her şey günümüzden de çok şey bulabileceğiniz bir oyun. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum gerçekten çok etkileyici. Özellikle Didem Balçın'a bayıldım. İlk ve ikinci perdedeki o anlık değişimleri böyle karakterin çok bayıldım. Elçin Afacan'ı dizilerden hatırlıyorum televizyondan ama tiyatro sahnesinde hiç izlememiştim. Gerçekten başarılı. Mert Fırat değişik böyle komik, böyle sert bir Titus olmuş. Onu beğendim. Onun da biraz önce senin dediğin gibi onda birkaç tiratı var oyunda. O tiratlar gerçekten onlar da etkileyici. Valla değişik bir şey, böyle çarpılmak istiyorsanız yaklaşık 2-2,5 saatlik, şok edici 2-2,5 saatlik son derece etkileyici bir oyun. Bayağı böyle tokat yiyip çıkıyorsunuz oyundan. Dediğim gibi özellikle zaten o sahne tasarımından ve o video böyle o görselleştirmeden çok etkileneceklerine inanıyorum izleyicilerin. Das Das'ta oyun biz geçen hafta premierinde izledik. Ben inanıyorum ki premierler biraz zor olur. Böyle ilk kez seyirci karşısına çıkıyorlar provadan sonra. Biraz bazı şeyler zamanla da oturur. Oyunun benim de izlediğimden daha akıcı düşün. Ya ben diyorum tabii ki yani inanılmazdı o anlamda. Hani hiçbir falso yoktu neredeyse. O kadar iyi planlanmış ki mizansenler. Daha da etkileyici olacağını düşünüyorum. Hatta bir şeyim olursa sezonun ilerleyen
haftalarında bir kez daha gidip görmek isterim. Daha tiyatro severlere. Evet, lazım evet kesinlikle. Ben de heveslendim. Valla, bakalım bilet bulursam ben de etkileyici, gideceğim. Etkileyici. Ben de sana o konuda yardımcı olurum. Bence peki. Bu oyunu kaçırmasınlar. Das Das'ta sezon boyunca olacak. Titus Kompleksi nefis bir oyun. Nefis bir Shakespeare uyarlaması. Kel Diva ve Titus Kompleksini öneriyoruz bu hafta izlemek isteyenler için diyelim. Ve vizyona giren filmlerden Murat Göğebakan Kalbim Yaralı filmi. Yine bir biyografi filmi. Vallahi son işte dönemde son yıllarda artık sinemalılar biliyorsun filmlerimiz ya biyografi aklı hayale gelmedik evet. Böyle garip komediler. Artık komedi. Ya böyle biyografiler ya da işte sanat filmi dediğimiz tırnak içinde işte Nuri Bilge Ceylan ve böyle o tarz filmler arasında sinemamız sıkışıp kalmış durumda. Evet. Murat Göğebakan Kalbim Yaralı da bu biyografilerin yeni bir örneği. Murat Göğebakan maalesef kansere yenik düştü. Aramızdan genç yaşta ayrıldı. İşte Anadolu Rock'ın sevilen, beğenilen seslerinden birisiydi. Oldukça dramatik bir hayatı var. Filme de bakınca hani çocukluğundan itibaren acılar içerisinde geçmiş. İşte daha 40 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam hayatını kaybettiğinde de. Kaç yıl olmuş? 9. Evet 2014'tü galiba. 6 evet 2014 9 yıl olmuş. Hemen işte şimdi yapımcılar da değişiyorlar işte yakında evet. Cem Karaca gelecek. Adil başka Naşit'i de duydum. Mutlaka şimdi işte herkes ellerini alıyor kimler var diye. Dediğim gibi yakında çok yakın bir zamanda Cem Karaca'yı da izleyeceğiz. Başka projelerde yolda izlediklerimizi biliyoruz. Murat Göğebakan'ın hikayesi de bunlardan birisi. Özellikle o hayatının son döneminde magazinde hatırlarsan bir aldatma hikayesi de var hayatında. Yani bu hafta haftanın yerli filmi Murat Göğebakan Kalbim Yaralı. Bu hafta sinemalarda bu anlamda çok zengin de değil. Sinemaya gitmek isteyenler için bildiğimiz aslında kariyerine neredeyse en başından beri tanıklık hakim ettiğimiz olduğumuz. Özellikle işte 30'lu 40'lu yaşlarındaki insanlar için onun aslında hayatının arka planında neler olduğunu görmek için izlenebilir bence. Bu haftanın yerli filmi Murat Göğebakan Kalbim Yaralı diyoruz. Gitmek isteyenler için biz de duyurmuş olalım. Sergi önerimize geçelim. Her hafta bir de sergi önerimiz var. Bir filmi daha söyleyeyim ondan sonra geçelim. Ya. Past Lives. Past Lives Selin Song'un ilk filmi. İlk çıkış filmi. Bizde Başka Bir Hayatta diye gösterilecek. Muhtemelen çok fazla salonda değildir ama sinema severlerin kaçırmayacağını tahmin ediyorum. Özellikle geçen yıl Berlin Film Festivali'nde çok önemli bir film festivali olan Sundance'da gösterildi. Çeşitli başka festivallerden ödülleri var. Ve özellikle şimdi bu haftalarda dünyada bütün gazetelerde falan bir bilirsin yıl sonu toplamaları yapılır. İşte her yerde de yılın en iyi filmleri seçkileri yapılıyor. Birçok önemli sinema dergisinin, önemli basın kuruluşunun, eleştirmenlerin listelerinde Past Lives yer alıyor. Yılın en iyi filmlerinden birisi olarak. Herhalde birkaç ay sonra Oscar'larda da adını duyacağız. İki güzel çocukluk film. Arkadaşının öyküsü. Yolları ayrılıyor. Sonra 20 yıl sonra New York'ta tekrar buluşuyorlar ve nedir o? O geçen 20 yılı bir muhasebesini yapıyorlar. Geçmişleriyle yüzleşiyorlar. Böyle bir öyküsü var filmin. Sinema severlerin kaçırmamasını tavsiye ederim. Çünkü önümüzdeki aylarda Oscar'la beraber İsmini daha da çok konuşacağımız, ismini öyleyse. Duyacağımız bir film olacak. Peki buna da not etmiş olalım. Başka Bir Hayatta diye de Türkiye'de vizyona aynen girecek. Öyle. Sergimize gelelim. Ya bu haftanın sergi önerim benim. Yine İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde Meşher. Meşher'de göz alabildiğine İstanbul 5 asırdan manzaralar sergisini herkese tavsiye ediyorum. Gidip görülesi bir sergi olduğunu diyorum. Kuratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı üstleniyor. Ömer Koç koleksiyonundan çok önemli parçalar var. Böyle yabancı ressamların sergileri. Ve 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar İstanbul manzaraları, panoramik İstanbul manzaralarının olduğu böyle
bir sergi. Gelir bana yani bu manzaralar ara ara da düşer böyle, hani sosyal medyada da görürüz eski arşiv fotoğrafları, çok büyüleyicidir. Valla yani şöyle, hani Batılıların yaptığı eserler de var böyle, böyle politik, askeri, işte bazı eski fotoğraf olmadığı için resim olarak çizmişler mesela, Boğaz'dan manzaralar var. Ben sergiyi gezerken en çok şunu düşündüm kendim. Biz ne yapmışız bu kente ya? Maalesef yani maalesef. Hani hiç mi bir şeyini koruyamayız yani? Hani arada, kenarda, kıyıda, işte bizim modern yapıların arasında kalmış 3-5 yapıyı saymazsak, birkaç tarihi eseri saymazsak. Onları da görmek genelde zor oluyor o sıkışmışlığın yani, içinde. Kenti ne hale getirmişiz diye düşündüm. Maalesef. Hani İstanbul'u görmek, İstanbul bir zamanlar nasılmış anlamak için göz alabildiğine yaram. İstanbul 5 asırdan manzaralar sergisi Meşer'de bu hafta böyle bir güzel ben çıkayım. Ben de bir iş çıkışı gitmeyi planladım şu anda. İşte geleyim Beyoğlu'na, Galata'ya biraz yürüyeyim, bir kahve içeyim, bir sergi gezeyim diyenler olursa Meşer'deki bu göz alabildiğine İstanbul sergisini herkese tavsiye ederim ben bu hafta. Herkese tavsiye ediyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Helen'ciğim. Böylelikle haftanın bir özetini çıkarmış olduk. Size önerilerimizi yaptık. Ajandamız bu şekilde oluşturuldu. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.